İyi akşamlar. Tarih 360'da bu akşam her zaman olduğu gibi Hakan Erdem'le birlikteyiz. İyi akşamlar. Yine aşağı yukarı bir yıl dönümü vesilesiyle bu akşam Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 yılında okuduğu Nutuk eseri üzerinde durmak istiyoruz. Nutuk aradan geçen bu uzun yıllardan sonra hala milli mücadelenin ana perspektifini bize sunuyor. Bu açıdan Nutuk birçok kereler gözden geçirilmesi gereken ve Nutuk içindeki bilgilerin her defasında yeniden gözden geçirilmeyi hak eden bir metin. Tarihi bir metin olarak bakmaya çalışacağız bu akşam Nutuk'a. Milli mücadeleyi ve erken cumhuriyet dönemini Mustafa Kemal Atatürk'ün gözünden anlatan bir eser olarak günümüzde elimizdeki bilgilerle karşılaştırdığımızda Nutuk'u nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, Nutuk'un ne anlama geldiğini, Nutuk'un tam olarak ne demek olduğunu bu akşam sizlerle birlikte ve tabii Hakan Erdem'le birlikte masamızın üzerine yayacağız. Ve elimizden geldiği kadar Nutuk hakkında değişik boyutları incelemeye çalışacağız. Masamızın üzerine yine Nutuk'la ilgili pek çok eser ortaya koyduk. Zaman zaman bunları sizlerle her zaman olduğu gibi paylaşmak istiyoruz. Hakan, 1927 yılının sonbaharında diyelim, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kongresi olarak kabul edilecek olan kongresinde okunan tarihi bir metinden bahsediyoruz. Saatlerce değil günlerce sürmüş okunması, yazılması tabii çok daha uzun bir süreyi gerektiren bir metin. Aradan geçen bunca yıldan sonra Nutuk her defasında olduğu gibi Türkiye'de milli mücadelenin ve erken cumhuriyet döneminin resmi tarihinin ana fikrini ortaya koyuyor. Atatürk'ün gözünden o dönemin politik ve askeri şahsiyetlerini analizden geçiriyor Nutuk ve onlarla bir ölçüde hesaplaşıyor. Bir anlamda bütün milli mücadele tarihinde ve erken cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün muhaliflerle hesaplaşması olarak da görülebilir. Bu açıdan bakıldığı zaman Nutuk metnini nereden başlamak istersin? Şimdi Nutuk tabii ki her şeyden önce bir konuşma adı üzerinde. Fakat yani onu türler içinde nereye koyabiliriz diye şöyle bir düşünsek kolay kolay bir yere koyamayız. İçinde otobiyografik bölümler var, anılar var. Hatta konuşma içinde birdenbire ta 1908'e de gidebilir, Abdülhamit dönemine de gidebilir. Öyle yerleri var. Selanik'e, 3. Ordu'ya, Müşir İbrahim Paşa'ya vesaire. Ama bir otobiyografide olması gereken en temel şeyler, mesela kendisinin ne zaman doğduğunu, babasının adını bile söylemez Nutuk. Dolayısıyla klasik bir otobiyografi değil, bir anı metni de değil, bir tarih çalışması değil, fakat belgeler var. Peki ben o belgeler dediğin zaman hemen evet. Hatırlatayım. Normal olarak Nutuk genellikle böyle 3 cilt olarak basılır. Birinci ve ikinci ciltler esas metne ayrılmıştır. Üçüncü ciltte vesikalar olarak adlandırılan belgeler kısmıdır. Aslında uzaktan bakıldığında belki vesikaların sadece üçüncü ciltte olduğu, bunun dışında metinde bir vesikaya rastlanmadığı düşünülebilir. Çok yanıltıcı olur. Evet. Çünkü o birinci ve ikinci ciltte ana metnin akışı içinde çok sayıda vesikaya yine aynı şekilde müracaat edilir. Kurultay sırasında resmen okunmuştur o vesikalar. Yani Mustafa Kemal tarafından 36,5 saat sürecek hepsini okuması, sesi kısılacak. Ama bu arada onları Celal Bayar da bu vesileyle sigara tiryakiliğinden kurtulacak. Anılarında öyle anlatıyor. Sigaradan nasıl kurtulduğunu bu vesileyle. 3 gün bir salonda Nutuk'u dinleyince şey yapamamış. Sigara içme fırsatı bulamamış. Nutuk daha önce söylendi, sen dikkat çektin, yazın var. Tabii ki bir tarihe kaynaklık eden siyasi bir metin. Şimdi bu tarihe kaynaklık etme işini ciddiye almak lazım. Mesela ben buraya gelmeden önce bu 1931'de okullara ders kitabı olarak okutulan tarih kitabında
Nutka ne kadar yer veriliyor diye merak baktım, ettin. Merak ettim. Bazı yerlerde tek kaynak olarak nutuk gözüküyor. Yani mesela bazı sayfalarda 5 dipnotun birden, bir defa bir ders kitabında zaten dipnot zor bulunan bir şeydir ama olduğu zaman da nutuk. Yani bu okullarda okutulan ders kitaplarının Cumhuriyet tarihine ait olan kısmı çok büyük ağırlıkta nutka dayanıyor. Şimdi dedim ki tarihçi olarak baktığımız zaman ne görürüz? Şimdi tarihçi olarak baktığımız zaman doğru, belgeler var, tarihe kaynaklık eder. Bir de üzerine bol bol konuşacağız bir hesaplaşma kısmı var. Fakat İstersen belgelerden başlayalım. Olur. Şimdi ben sana bir iddiada bulunayım. Bu kadar çok belgenin kullanıldığı bir metni, evet, objektif bir tarih anlatımına yol açmaması için herhangi bir neden görür müsün? Şimdi yani eğer tarihçilik esas itibariyle, evet, belge kullanmaksa, belge kullanmaksa, belgeleri konuşturmaksa, belgeler üzerinden konuşmaksa vesaire vesaire. Şimdi çok haklısın. Bu, o zaman objektif olarak, belgelere dayalı olarak yazılmış bir milli mücadele ki ve Cumhuriyet tarihidir desem ne dersin? İşte katılamayacağım. Yani aslında çok düşündürücü bir şey. Ben de zaten katıl diye sormadım. Yok. Hayır, çok düşündürücü bir şey söylüyorsun. Çünkü mesela dönemde yazılan bir sürü başka anı var. Kazım Karabekir'inkisi biraz istisna edilmek kaydıyla en fazla belge kullanan metindir. Şimdi ve belgeleri de çok iyi kullanır, yerinde kullanır. Yani onu da söylemek gerekiyor. Lafı uzatmaya gerek yok. Bakın vesikası var der ve vesikaları kendi tezlerini ispatlamak için çok mahir bir şekilde kullanır. Ama bu bir tarih çalışması, akademik bir tarih çalışması değildir belge kullanmasına rağmen. Onun için değerlendirmek zor Nutku. Yani söylediği, kullandığı belgelerde asla öyle bir şey kastetmiyorum. Hani çarpıttı da öyle, hayır öyle bir şey yok. Belge bol miktarda kullanmasına rağmen buna bir tarih çalışması demek zor. Şöyle diyelim, bir mahkemede savcı karşı tarafı mahkum etmek için belge kullanır mı? Kullanır. Bu savcıyı tarihçi yapmaz. Yani belgeleri belirli bir görüşü ispatlamak için çok mahir bir şekilde kullanıyor. Selektif bir şekilde. Diğer tarihçiler de bunu yaparlar belki ama kafasında tarihi gerçeği mümkün olabilecek en güzel şekilde yeniden oluşturmak gibi bir sorunsal yok. Kamuoyunu nasıl etkilerim, bir takım insanları kamuoyunun gözünde nasıl düşürürüm kaygısıyla yola çıkmış. O yüzden tarih çalışması. Fakat bu çok başarılı olmuş bir metin. Tabii çok. Atatürk tarafından çok oluşturulduğu için. Tabii ki. Bugün okullarda, evet, hatta üniversitelerimizde, inkılap tarihi derslerinde, Cumhuriyet tarihi derslerinde, Türkiye tarihi, evet, derslerinde okutulan bilgilerin çok büyük bir kısmı, evet, esas itibariyle buradan geliyor ve bunun üzerine temellendirilmiş vaziyette. Ben senin önünde Nut'un ilk baskısını şimdi görüyorum Hakan. Göstereyim. İstersen izleyicilerimizle tabii. onu tanıştıralım. Tanıştıralım. 1927'de okunduktan hemen sonra. 1927'de hemen basılmıştı. Eski yazı olarak basıldı. Şöyle göstereyim. Eski yazı olarak basılmıştır. Atatürk'ün de bir resmi var. Şu ince kağıdı şey yapabilirsem, kaldırabilirsem şey de gözükecek. İsmi de gözükecek. Şimdi bu büyük bir metin, gördüğü gibi büyük hacimli, büyük boy, oktava boyda bir metin. Bir de memuslar için lüks baskısı var ama bendekisi halk için olan ikinci 50 bin diyor elimdeki baskı. Yani 100 bin basılmış daha 1927'de. Şimdi o dediğin etkiyi birazcık buna da bağlamak gerekiyor. Harf devriminden bir yıl önce 100 bin basan bir kitaptan bahsediyoruz. Hakan, şimdi iyi bir konuya değindin. Bir kere bu Nutk'un copyright'ı, evet, hiç kuşkusuz. Tabii ki. Günümüzün anlayışı içinde her, tabii, eserin bir copyright'ı olması lazım. Copyright'ı zamanında Türk Tayyare Cemiyeti'ne, evet, havacılara bırakılmış, sivil havacılara bırakılmış. Evet. Dolayısıyla her nutuk metni satıldığında hava, evet, kurumu bu işten tırnak içinde para kazanacak. İkincisi, bu nutkun 100 bin basıldığı her ne kadar söyleniyorsa, evet, da veya yazılıyorsa, evet, da tabii 100 bin bugün için bile
çok yüksek, çok bir, yüksek rakam. Bir rakam. Tabii ki. Yani ilk defa Türkiye'de 100 bin baskı yapan galiba Orhan Pamuk'un Yeni Hayat kitabıydı. Bayağı sansasyonel bir durumdu. Yani 100 bin tane evet. kitabın aynı kitaptan basılmış evet. olması. 1927'de bu kadar çok kitabın basılmış olmasına ben biraz tereddütle yaklaşıyorum. Nutuk'un eski baskılarının üzerinde numara var. Evet, numara var. Dolayısıyla burada en son herkes kendi elindeki Nutuk'a bakıp o numarayı bize yansıtırsa gerçekte piyasada var olan en son numarayı görmek isterim. 16.449. Evet, ben şahsen 50 binin üzerinde bir rakam daha şimdi, göremedim. Ama o 50 bin taneyi bile basıldığından çok emin değilim. Şimdi ikinci 50 binin içinde 16.449 diyor. Fakat şu da var, sahaflardan onu söyleyebilirim. Yani bugün gitsen, hangi sahafa gitsen bir eski birinci vardır, baskı Nutuk istiyorum evet. dersen muhakkak vardır. Demek ki mevzul miktarda da var. Var. Ülke sınırları dışına taştığını, başka yerlerde de bu Osmanlıca haliyle okunduğunu biliyorum. Sadece Anadolu değil, yani Arap ülkeleri ve Orta Asya'da da okunduğunu biliyoruz. Hakan, izleyicilerimize bir anonsta bulunmak durumundayım. Başbakan Sayın Davutoğlu'nun açıklamalarına canlı yayında bağlanacağım. Tarih 360'ta bu akşam Hakan Erdem'le birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 yılında okuduğu Nutuk üzerine yoğunlaştık. Nutuk'un genel hatlarını çok kısa bir şekilde özetledikten sonra önemli bir şey söylemeye çalıştık. Nutuk'ta yazılan her şeyin doğru olmadığını. Şimdi buradan hareketle birkaç somut örnek vermemiz gerekir ki iddiamız ispatlanabilsin. Hakan'dan başlayacağım. Hakan, ilk somut örneğin nedir? Nutuk'ta anlatılanlar her şeyin doğru olmadığına dair. Tabii, hay hay. Şimdi Nutuk kendisi bir akademik tarih çalışması değil ama tarihe kaynaklık yapan bir eser. Otobiyografikte pasajları var dedik. Şimdi bu hatırat edebiyatının en önemli özelliği bunları çok dikkatli okumak gerekir. Kim anı aktarıyorsa illa kötü niyetten değil, yanlış hatırlar, eksik hatırlar vesaire. Şimdi Mustafa Kemal Nutuk'ta bir vesileyle Sakallı Nurettin Paşa ile hesaplaşırken, onu da kısaca söyleyelim, kendi içinde önemli. Sakallı Nurettin Paşa kendine gazi dedirtmiş ve işte Dumlupınar Muharebesi'nin galibi vesaire, İzmir Fatihi filan dedirtmiş. Bunlar tabii ki Mustafa Kemal'in kabulleneceği şeyler değil. Dolayısıyla Hasan Tahsin'den bahsetmiyor ama Sakallı Nurettin, 1. Ordu Kumandanı Sakallı Nurettin Paşa ile uğraşmak için 15-20 sayfa harcıyor. O arada da babasına geriye gidiyor, Müşir İbrahim Paşa'ya ve baba Selanik'teki 3. ordunun komutanı. Birdenbire, yani Nutuk Nutuk'tur aslında, bir konuşmadır. En güzel galiba biraz totolojik olacak tarif etmek için ama bir konuşmadır. Konuşma için de geriye doğru gidiyor bir flashback'le ve Müşir İbrahim Paşa'yı anlatıyor. Ve hareket ordusuyla ilgili otobiyografik, kendi anılarını da işin içine katan bir pasaj yapıyor. Şimdi onu doğrudan aktarıyorum. Ben bu kuvvetlerin erkanı harbiye reisiydim. Bu kuvvetlere hareket ordusu unvanını veren, hareket ordusunun İstanbul'a kadar hareketini tertip ve idare eden bendim. Çok uzun bir konuştuktan sonra birdenbire 1908 yıllarına ait epey bir hatırat malzemesi sunuyor. Bu biraz önce bahsettiğim öğrenciler için hazırlanan metinde şu hale geliyor. Mustafa Kemal'in teşebbüsüyle Rumeli'de teşekkül eden hareket ordusunun Erkan-ı Harbiye reisliğini kendisi derühte etti. Şimdi bu bilgi yanlış. Yani burada Mustafa Kemal bütün hareket ordusunun Genelkurmay Başkanı, Kurmay Başkanı bendim demiyor. Yuvarlak bir şekilde bu kuvvetlerin hareket ordusunun ben bu kuvvetlerin Erkan-ı Harbiye reisiydim diyor. Burada o bütün hareket ordusunun Erkan-ı Harbiye reisi haline geliyor. Bu bir ders kitabı. Bundan alan başka kitaplar bu işi yayıyor. Halbuki kritik
tarihçi gibi okuduğunuz zaman hareket ordusunun kurmay başkanı başka, bütün ordunun Pertev Paşa diye başka bir, o kadar dolu. Yani Mustafa Kemal'in Nutuk'ta söylediği bir şeyi biraz da ezip büzüp bu kuvvetleri hareket ordusu şekliyle anlayıp onu koskoca hareket ordusunun kurmay başkanı yapıyor. Ama o dönemde kol ağası sadece. Dolayısıyla bir tarihi eksik bilgi, bir düzensizlik günümüze kadar bir sürü modern tarih çalışmasına bu şekilde giriyor. Ama yani bende de var ama sende daha fazla var. Bunları çalıştın çünkü. İstersen biraz Fevzi Çakmak Paşa'dan tabii söz edelim. Çok önemli. Yani herhalde milli mücadele deyince Fevzi Çakmak adını anmamak mümkün olamaz. Nutuk'ta hem de çok güzel anıyor olur. Ama. Hiç, tabii. Yani az hiçbir şey söylemediği insanlardan biridir. Yani şimdi Nutuk'u okurken Fevzi Çakmak'a da tabii özel bir yer ayrılması gerekiyor. Çünkü o sırada Nutuk okunduğu sırada Fevzi Çakmak Paşa hem milli mücadelenin önde gelen komutanlarından bir tanesi. Hem de fiilen ordunun başında. Hem de ordunun başında Genelkurmay Başkanı. Dolayısıyla elbette ki Nutuk'ta tıpkı İsmet İnönü gibi Fevzi Çakmak'a da özel evet. bir yer ayrılması lazım. Şimdi Nutuk'ta anlatılan bir hikaye var. Damat Ferit Paşa hükümeti Erzurum Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da heyeti temsiliyenin çalışmalarıyla faaliyetlerinin sonucunda düşürüldü. Evet. Ve onun yerine yine Ankara'ya nispeten yakın Ali Rıza Paşa geldi. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu ve Ali Rıza Paşa hükümeti Ankara ile İstanbul evet. hükümeti arasında bir uzlaşma ve anlaşma çareleri arıyor. Bunun için de Anadolu'ya Osmanlı'nın eski geleneği mucibince nasihat heyetleri gönderiyor. Yani bu nasihat heyetleri genellikle hani durmuş, oturmuş, olgunlaşmış insanlardan, güvenilir insanlardan, her iki taraf açısından da kabul edilebilir insanlardan oluşuyor. Atatürk bunu anlatıyor ve diyor ki böyle bir heyet gönderdiler bize diyor. Geldi bizimle konuşmaya diyor. Bu kişi diyor Nutuk'ta Ahmet Fevzi Paşa'dır diyor. Şimdi maalesef o dönemde soyadı kanunu henüz çıkmadığı için isimler Ahmet, Mehmet, Süleyman evet. olarak geçiyor. Evet. Birçok Kemal var. Birçok Fevzi var. Yani bunlar birbirine kolayca aslında Nutuk okunurken karıştırılabilir. İnsanın hafızasında kalma imkanı pek yok. O yüzden soyadlarıyla belirtmek daha doğru. Ahmet Fevzi Paşa geldi diyor ve bize İstanbul hükümetiyle anlaşmamız için nasihat etti diyor. Ve tabii bunu son derece olumsuz bir dille yansıtıyor. Bütün şeye bakarsan, bu senin biraz önce anlattığın inkılap tarihi kitapları da Nutuk'tan olduğu gibi almışlar. Halbuki bu Ahmet Fevzi Paşa? Bu Ahmet Fevzi yani kabak Ahmet Fevzi Paşa'nın kafasında patlamış ama Ahmet Fevzi Paşa kimdir diye baktığımız zaman Ahmet Fevzi Paşa o dönemde böyle bir şey yapmadığı biyografisinden anlaşılıyor. Bu kişi aslında bizim yakından tanıdığımız Fevzi Çakmak. Şimdi Mustafa Fevzi ile Ahmet Fevzi Nutuk'ta yer değiştiriyor. Fevzi Çakmak geliyor nasihat heyetinin başında. Onu nereden biliyoruz? Hani büyük alim olmaya gerek yok bunu keşfetmek için. Hani büyük arşivlere girmeye de gerek yok. Çünkü Karabekir Paşa ile Cebesoy Paşa'nın yazdığı anılarda bu çok açık bir şekilde dile getiriliyor. Şimdi diyor ki Ali Fuat Cebesoy 1919'un Kasım ayında Fevzi Çakmak geldi diyor. Tam Sivas'a geliyorlar. Sivas Kongresi sırası bu. Demiş ki Fevzi Çakmak Kazım Karabekir'e. Karabekir Paşa da sonradan Cebesoy Paşa'ya o sırada nakletmiş. Fevzi Paşa geliş nedenlerini şu cümlelerle açıklamış. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşalar muhteris ve menfaat düşkünüdürler. İkisini aynı kefeye koymuş. Yalnız sana dayanıyorlar. Onu da Karabekir Paşa'ya söylüyor. Çünkü o biliyorsun kol ordu komutanı orada. Şunu iyi bil ki eğer Mustafa Kemal Paşa reis olursa ilk işi seni imha eder. Bu usta tanıdığım bazı kimseler hatta itimat ettiğim İsmet İnönü ile başka bir zat da aynı kanaattedirler. Mustafa Kemal'i ve Fuat Paşaları derdest ve izam vazifemdir. Yani onları tutuklayacak ve İstanbul'a geri getirecek. Derdest ederek İstanbul'a götüreceğim sen mani olma lütfen diyor Karabekir'e. Karabekir de bu işten çok üzülüyor ve Çakmak'a
ikna ederek kendi saflarına çekmeye çalışıyor. Her iki taraf da birbirini kendi safına çekmeye çalışıyor. Şimdi tekrar geriye dönelim. Fevzi Çakmak Anadolu'ya gelmiş, Sivas'a gelmiş. İstanbul hükümetinin nasihat heyetinin başkanı olarak ve amacı Cebesoy Paşa ile Kemal Paşa'yı tutuklayıp İstanbul'a götürmek. Fakat bunu yapamamasının nedeni Kolordu Komutanı Karabekir Paşa'nın onları desteklemesi. Peki Nutuk'ta nasıl olurdu Atatürk? Böyle bir karışıklık yapabilir. Yani Atatürk'ün Nutuk okunduğu zamanki o taze ve derin hafızasını ve ayrıntılardaki derin hafızasını hatırlayacak olursak, Nutuk bizatihi bunu bize çok güzel gösteriyor, ispat ediyor. Böyle bir karıştırma yapma ihtimali çok zayıf. Ben şöyle bir yorumda bulundum. Şimdi ya bu hikayeden hiç bahsetmemek lazım. Dolayısıyla Fevzi Çakmak'ı böyle bir konumda hiç anmamak lazım. Bahsedilmeyen nice hikayeler var, olduğu gibi. Evet. Yok, bu hikayeden bahsedilecekse eğer, o zaman Fevzi Çakmak'ı bu hikayenin içinde tutmak mümkün değil. Çünkü o zaman herkes dönüp bakacak ki Genelkurmay Başkanı aslında Atatürk'le Cebesoy Paşa'yı tutuklamaya gelmiş bir kişi. Olamaz yani böyle bir anlatım. İşte burada mesela Nutuk'u okurken herkes burada Fevzi Çakmak'ın olduğunu, Fevzi Çakmak'ın değiştirildiğini, Fevzi Çakmak isminin aslında tarihten o anda silindiğini keşfetmek ve bilmek durumunda. Bunun gibi birkaç tane daha önemli örnek verebilirim ama ben şimdi sana senin hazırladığın yayına hazırladığım bir kitap var. Yine Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden birisinin. Göstereyim. Şimdi Hacı Muhittin Çarıklı aslında Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden ama bahtsız isimlerinden biridir. Ben de hasbelkader zamanında yayına hazırlamıştım. Yazarı oğludur kitabın, Turgut Çarıklı'dır. Şimdi bu işin güzelliği Hacı Muhittin kim? Hacı Muhittin yani İzmir'de polis müdürlüğü yapmış, İttihatçılar zamanında Dera'da meşhur Lawrence'la karşı karşıya gelen Osmanlı mutasarrıfı Hacı Muhittin'dir. Yani uzatmayalım. Ama Milli Mücadele'ye de yani Milli Mücadele 19 Mayıs'ta Samsun Atatürk'ün çıkışıyla başlamıyor. Bunu Nutuk da söylüyor. Diyor ki yer yer diyor vatanseverler diyor mukabil çareler düşünüyorlardı diyor. Nutuk da bunu kabul ediyor. Çok ilginç bir şekilde sonradan bazı tarihçilerin kabul etmeyeceği bir şekilde kabul ediyor. Yer yer direnişe geçince diye. Yanlış hatırlamıyorsam Çarıklı Balıkesir ve Alaşehir kongrelerini takipleyen. Çok yani iyi Batı Anadolu'daki önemli kongreler. Tıpkı hatta Erzurum ve Sivas kongresinden önce. Şimdi Erzurum'dan önce. Sivas'ta da yazışmaları var. Şimdi bu adamcağızın İttihat Terakkici Batı Anadolu'daki Balıkesir Reddi-İlhak Cemiyeti Başkanı Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin düzenlenmesinde ve bu 5-10 gün farklı da Erzurum Kongresi'nin önüne geçiyor. Şimdi resmi tarihte pek hoş bir şey değil bu. Çünkü iş Samsun'a çıkılıyor, oradan Erzurum'a gidiliyor, kısaltarak söylüyorum, Sivas'a geliniyor, Ankara'ya geçiliyor. Bundan önceki bir Balıkesir çok iyi durmayabilir. Şimdi çok ilginç bir not, Hacı Muhittin Çarıklı'nın Nutuk'un okunduğu ilk gün yazdıkları. Yani bir de o gözle bakalım, yani başkası nasıl görüyordu, bilenler nasıl görüyordu, döneminde nasıl algılanmıştı. Bugün saat 10'da Halk Fırkası'nın umumi kongresi açıldı ve Gazi Paşa uzun zamandan beri mevzu bahis edilen nutkunu irada başladı. Gazi bütün kendi bulunduğu vaziyetlere dair izahat veriyor ve diğer cepheleri birer cümle ile geçiyor. Bundan maksadının yalnız kendi bulunduğu hususatın bahsinden ibaret olup diğer Kuvayi Milliye ve Hareketi Milliye cepheleri tarihinin oralarda bulunan arkadaşlar tarafından yazılması icap edeceğini Necati hikaye ediyordu. Mustafa Necati, Marif Nazırı, genç yaşında ölen. Gazi bilhassa muhtelif şahıslar üzerinde çok tevakkuf ediyor ve tafsilat veriyordu. Efkar-ı umumiyede bunları düşürmek istediği anlaşılıyor. Yine Nutuk'ta Ali ve şu beylerin hareketi milliyedeki fedakarlıklarını yad etti. Benden ise hiç bahis yoktu. Halbuki o arada pek ufak da olsa benim de biraz hizmetim olduğuna göre beni zikretmeliydi. Fakat ben bu mütalaada haksızım.
Çünkü nutku söyleyen gazidir ve bahsedip etmeme hakkı da müşavirin ileyhe aittir. Şimdi belli ki kırılmış. Çok kırılmış. Herhalde onun gibi adı geçmeyen pek çok kişi kırılmış. Hayal kırıklığına bahsedilmiyor. Uğradılar. Halbuki bahsedilmemesinin sebebi zaten bu düzenlenen kongreler. Onu göremiyor Hacı Muhittin Bey. Asıl sıkıntının o olduğunu. Şimdi bir akademik tarih kitabında tabii ki orada da dışlananlar olur. Her veriyi alamazsınız. Bırakılanlar olur. Fakat mesela bir şeylerin başlangıcı önemlidir. Daha başka bir gözle taraf olmayan bir kişinin ve akademik bir tarihçi belki de şeyde başlatacaktı bu işi. Balıkesir Kongresi'yle başlatacaktı. Yine taraf olmayan başka bir tarihçi belki de milli mücadele için Anadolu'ya ilk çıkanın Kazım Karabekir olduğunu Nisan ayında söyleyecekti. Yani bunlar bugün artık daha epey bir mesafe girdi araya. Zaman mesafesi girdi. Soğukkanlılıkla değerlendirilebiliyor. Fakat öyle anlaşılıyor ki 1927 yılında Mustafa Kemal ne sunduysa işte notlarına, defterlerine yazdılar. Kırgınlıklarını, üzüntülerini. Öyle değildi diye not aldılar. Başkaları da var anı yazan ama kimse bir şey söyleyemedi. Çünkü bir kere itiraz edebilecek durumda olanlar seslerini çıkabilecek durumda değillerdi. Çok önemli bir şey söylüyorsun. Yani şimdi. 1927 yılı, bir yıl önce İzmir İstiklal Mahkemesi birçok idam kararı vermiş. Suikastı. Rauf Bey'e 10 sene hüküm vermiş. Rauf Orbay yurt dışında. Tabii. Ali Fuat Cebesoy, tabii. Kazım Karabekir Paşa, Refet evet. Bele Paşa askerlikten tard edilmişler, emekli edilmişler artık. Hiçbir Cemil, siyasi rolleri kalmamış. Çok kritik bir şey söylüyorsun. Bütün muhalefetin tasfiye edildiği bir zamanda nutuk söyleniyor. Yoksa milli mücadelenin hikayesini anlatmak için 1927 yılına kadar beklemeye gerek yok. Mesela 1923 ya da 24 yılında da söylenebilirdi. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasından sonra. Hakan ben bu milli mücadele ne zaman başladı sorusu. Tabii nutukta 19 Mayıs 1919'da başladığı için bu neredeyse bu tarihten itibaren herkes düşünebilir ki artık 19 Mayıs kesin resmi gün olarak kabul edilmiştir. Bir kere 19 Mayıs bayramının ilk kez yurt evet. çapında kutlanması bile Atatürk'ün ölümünden birkaç ay önceye evet. denk geldi. Yani 1938 yılına kadar 19 Mayıs ha. hala yurt çapında bayram olarak kutlanan bir gün değildi. Dahası 1920 yılında kurulan, Ankara'da kurulan meclisin bir kararı var. Bir kanun dolayısıyla bir karar almak zorunda kalıyorlar. Çünkü milli mücadeleye katılan subayların terfi ve maaş meseleleri söz konusu oluyor. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı soruyor diyor. Çünkü savaş alanında geçen her yıl çift, barış zamanında geçen çift yıla evet. Tekabül ediyor. Kim ne zaman milli mücadeleye katıldı? Dolayısıyla ne zamandan itibaren savaş tazminatı almaya başlayacak ve dolayısıyla o dönemde rütbe alacak. Bunların hesabının yapılması lazım. Diyorlar ki milli mücadele ne zaman başlamıştır? Yani çok basit bir şey, personel işi olarak görüyorlar. Bürokratik bir iş. Bürokratik bir iş. Yani o tarihten itibaren tabii hesabı tabii. başlatacağız diyorlar. Bu da Milli Savunma Bakanlığı bunu tek başına söyleyemiyor, meclise getiriyor. Ve mecliste görüşülmeye başlanıyor. Değişik fikirler ortaya çıkıyor. Sonunda meclis, birinci meclis, enteresan bir şekilde İstanbul'un resmi işgali olan 16 Mart. 16 Mart 1920 tarihinde başlamıştır diyor. Bak, halbuki nice çatışmalar oldu arada. Değil mi? Evet. 1918 Ekim'inden 1920'nin Mart'ına evet. kadar geçen süreyi milli mücadele hesabına kaydetmedi evet. o meclis. Evet. İstersen ben senin bu... Evet. somut yanlışlar üzerinden bir örnek daha vermeye çalışayım. Nutuk'ta Erzurum Kongresi'nin kararları. Şimdi artık Erzurum Kongresi karar almış. Nutuk'ta bu nasıl anlatılabilir? Daha farklı anlatılabilir mi? Evet. Nutuk'ta anlatılan Erzurum Kongresi kararlarıyla gerçekteki Erzurum Kongresi kararlarını yan yana getirdiğimiz zaman birbirleriyle hiç ilgisi yok. Bir kere hakiki Erzurum Kongresi kararları ki bu her yerde var. Şimdi her yerde deyince sakın internette bakmayın. Çünkü internette olanlar nutukta olanların aynısı. Evet. Orijinal kararlar internette maalesef yok.
alınmamış. Dolayısıyla hafızadan siliniyor. Sanki gerçekten silinmiş oluyor. Halbuki Erzurum Kongresi kararlarının yayınlandığı esas metinlere baktığımız zaman orada çok açık bir şekilde zaten 10 madde var. Yani daha matematiksel olarak 10 madde Atatürk'ün Erzurum Kongresi kararları diye sunduğu metne bakıyoruz. 7 madde var. Zaten 3 madde matematiksel olarak iptal edilmiş vaziyette. Fakat daha enteresan şeyler söyleyeyim. Şimdi Atatürk diyor ki nutukta Atatürk'ün siyasi bir meseleyi siyasi olarak ne ölçüde ve farklı anlatırken almış olduğu siyasi konum ve ifade biçimine burada çok dikkat etmemiz lazım. Erzurum Kongresi kararlarını anlatacağım diyor ve şöyle diyor. Bu kararları o zaman nasıl anladığımı açıklayayım diyor. O zaman nasıl anladığımı açıklayayım. Tabii şimdi ki. Erzurum Kongresi kararlarını anlatacağım demiyor dikkat edersen tabii. Burada. Ben nasıl anlıyorum? Ben nasıl anladım tabii. O zaman bu kararları diye anlatmaya tabii. Başlıyor. O zaman o 7 maddeyi anlatması ve kararları farklı anlatmasının bir meşrulaşması tabii. Oluyor. Çünkü o tabii. Diyor ki ben bütün bu kararları böyle yorumladım. Oysa kararlar öyle değil. Sen nasıl yorumladın diye sorarsak eğer. Evet. Diyor ki ilk maddede diyor milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez diyor. Orijinal metinde Trabzon iliyle Canik Sancağı'nın şark illeri olarak tanımlanan Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis illerinin idari olarak herhangi bir ile bağlı olmayan bağımsız sancakların hiçbir nedenle ve bahaneyle biri diğerinden ve Osmanlı camiasından ayrılamayacak bir bütün olduğu yazılı sadece. Vatanın bir bütün olduğu falan söylenmiyor. Sadece Doğu Anadolu illerinden bahsediliyor. Ve onlar Osmanlı camiasından ayrılamaz diyor. O başka bir şey. Ama belki de başka bir yerde Edirne ayrılabilir. Ona evet, karışmıyor. Ona karışmıyor. Lokal sadece bir lokal bir mesele. Lokal, mahalli bir mesele. Tabii. Peki karar metninde, orijinal metinde bu sahada yaşayan İslam anasırından söz ediliyor ki bu cümle metinden tamamen çıkarılmış. 1927'de artık İslam anasırı hiç kullanılmıyor. Bir yerde var. Müslüman anasır diye bir yerde geçiyor şeyde. Ama ana bu karar metninde geçmiyor. Evet. Şeyde geçiyor. Ana metninde geçiyor. Yani Atatürk'ün anlattığı karar metninde İslam anasırı bir tarafa bırakılmış. Sonra diyor ki Atatürk, Kuvayi Milliye'yi amil ve iradi milliye'yi hakim kılmak esastır. Evet. Formülünü yazdırdım diyor. Çok doğru. Hı. Fakat neden böyle bir formül yazıldı deyince nutukta bunun amacını anlatmıyor. Oysa orijinal kararda şöyle diyor. Osmanlı vatanının tamamının ve ulusal bağımsızlığın sağlanması ve saltanat ve hilafetin korunması için. Şimdi tabii 1920'de saltanat ve hilafetin korunması için Erzurum Kongresi'nde karar aldığını yazmak artık mümkün değil. O yüzden saltanat ve hilafeti bir tarafa bırakıyoruz. Şunun için mümkün değil Cemil. Orada araya giriyorum ama şimdi Atatürk sonuç olarak bu şahsi bir anlatım nutuk öyle diyelim. Evet. Şahsi bir anlatım. Daha İstanbul'dan çıktığı zaman Osmanlı Devleti'nin, onun başındaki padişahın bunların hiçbirinin anlaşılır bir tarafı medlulu kalmamıştı. Yapılacak tek bir iş vardı. Yeni bir Türk Devleti kurmaktı dediği gibi. Başka yerlerinde de sürekli vurguladığı şey, Meclis-i Mebusan İstanbul'da açılıp Misak-ı Milli'yi kabul ettiği zaman sadrazam olarak Mustafa Kemal'in de adını geçirmiş Rauf. Diyor ki ne lüzum var diyor, böyle ortadan kalkmış, ömrünü tamam etmiş bir devletin ben sadrazamı olmak gibi zayıf bir pozisyonu niye kabul edeyim ki diyor. Ve ondan sonra da 1927 yılındaki dinleyene hazır ona, ben Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkacağını biliyordum. Bu meşhur milli sır hikayesi. Evet. Ben Anadolu'ya giderken aslında bu padişaha karşı isyan edeceğimi, orduyu ve millette isyan ettirmek gerektireceğini biliyordum. Fakat bunu politika icabı söylemiyorduk. Milli bir sır olarak bunu saklıyordum diyor. Şimdi sıkıntı şurada. Biz işte şurada tarihçilik yapıyorsun. Mustafa Kemal'in anladığı şekildeki Erzurum Kongresi kararlarını Kırzıoğlu'nun yayınladığına bakıyorsun. Görüyorsun farkı. Peki şeyi ne yapacağız? Ben İstanbul'dan çıktığım zaman aslında Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmek istiyordum diyor 1927'de. Biz bunu nereden ölçebileceğiz? Nereden çek edeceğiz? Bu zaten tamamen bir siyasi değerlendirme olarak, hükmü olarak kalmak zorundadır masada. Evet. Ve
yüzlerce yılda tartışsan herhangi bir kesin sonuca varmak imkanı mümkün yok. Mümkün değil. Yani şeye bakalım dersek o dönemdeki yani tarihçilikle ilgili bir mesele değildir. Onu o dönemde söylediklerine bakalım dersek o söylediklerine baktığından başka şeyler çıkabilir. Ama diyor ki bize bunları dikkate almayın ben biliyordum ama böyle şeyler politika icabı söylemek gerekiyordu. Biliyordum ama aksini söylüyordum. Halifeliği ve padişahlığı kaldırmak istiyordum ama korumak gerektiğini söylüyordum diyor. Bunu söyledikten sonra hangi zaman söylediğine biz tarihsel olarak itibar edeceğiz onu bilmek çok, kestirmek çok zor. Şimdi mesela bir Erzurum Kongresi kararlarına yine devam edelim. Meşhur manda ve himaye meselesi gündeme geldiğinde Nutuk da diyor ki manda ve himaye kabul edilemez şeklinde karar aldık diyor Erzurum Kongresi'nde. Şimdi kongrenin orijinal şeyine bakıyoruz, kararlarına bakıyoruz. Burada tam aksine bir karar almışlar. Okuyayım buradan. Milletimiz insani ve asri gayeleri tebcil ve fenni sınai iktisadi hal ve ihtiyacımızı takdir ettiğinden devlet ve milletimizin dahili ve harici istiklali ve vatanımızın tamami mahfuz kalmak şartıyla daha önce ortaya konulan sınırlar içinde milliyet esaslarına riayet eden ve memleketimize karşı istila amacı beslemeyen herhangi bir devletin fenni sınai iktisadi yardımını memnuniyetle karşılarız deniyor. Bu yani manda ve himaye kabul edilemez iddiasına karşılık resmi kongrenin aldığı resmi karar bu. Kim bu devlet? Amerika Birleşik Devletleri. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne de Erzurum Kongresi kararı gereğince imzalı Mustafa Kemal'in de imzası olan Senato'ya mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki biz böyle bir karar aldık acaba düşünür müsünüz diyor. Mesela şeyde Nutuk'ta bu şöyle geçiyor. Ben hiç hatırlamıyorum diyor böyle bir mektup gönderdiğimizi zaten diyor. Herhalde göndermedik diyor. Evet. Şimdi bu da yani hafızayla ilgili bir mesele olmaktan çok öteye bir siyasi değerlendirme. Yani bu meseleyi tamamen bir masanın altına atma pozisyonu. Eğer internetten bakarsanız Erzurum kararlarına bu bahsettiklerimi hiçbir zaman görmek imkanı olmaz. Şimdi dolayısıyla inkılap tarihçilerin görevi aslında görevlerini yapmadıklarını ya da yeteri kadar yapmadıklarını bütün bunlar bize aradan geçen çok zahmetli bir alan olduğunu saha gösteriyor. Evet. Halbuki çok daha basit bir şey söyleyeyim. Eğer Mazhar Müfit Kansu'nun meşhur anılarını sadece masanın üzerine koysak ki o çok biliyorsun okunan, çok bilinen anılardan bir tanesi. Kapsamlı anılardan bir yaz tanesi. Yaz çocuk dediği. O. Yani o ilk defa bu senin milli sırrı ona yazdıran. Yani işte Cumhuriyet ilan edecek, hilafet kalkacak, şu olacak, kadın hakları olacak, şu olacak diye. Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber. Evet. Türk Tarih Kurumu'ndan basılmış çok önemli bir hatıra. O bile Erzurum Kongresi kararlarını Nutuk'ta anlatıldığı gibi olmadığını hemen görürsünüz. Evet. Çünkü o kongreye katıldığı için olduğu gibi yazmış. Aradan geçen yıllara rağmen. Halbuki inkılap tarihçileri eğer sadece Nutuk'u değil, sadece Kansu'yu okusalardı bile, ikisini karşılaştırsalar, hani Nutuk'un Erzurum Kongresi'nin orijinal metnine bakmak bile gerekmeksizin anlarlardı bunun böyle olduğunu. Tarihsel metin ya da tarihsel kaynak olarak Nutuk'u şey yapmıyoruz, diskalifiye etmiyoruz. Söylediğimiz sadece devrim tarihinin tek kaynağı Nutuk olmamalı. Kesinlikle. Döneminin başka kaynaklarıyla beraber onlar gibi karşılaştırarak, çek ederek kullanmak gerekiyor. Böyle bir iddia sadece çok aşırı bir iddia olmaz. Tamamen saçma bir iddia alır. Çünkü yani şimdi Nutuk'ta anlatılan istersen yeni baskısını da yeni baskısını değil yeni harflerle ilk baskısını 34, da buradan. 34-38 mi? 34 yeni, yeni harflerle ilk baskısı, 29'da eski harflerle ilk baskısından sonra harf inkılabı oldu. Evet. Harf inkılabından sonra 1934'te ilk defa 3 cilt olarak vesikalarıyla birlikte yeniden basıldı Nutuk. Bugün bizim kullandığımız Nutuk aslında Nutuk metni buna dayanıyor. Tabii. Fakat maalesef içinde pek çok yanlış, basit okuma yanlışları falan okuma yanlışları var, atlamalar var. Yapı Kredi yayınları birkaç sene önce Nutuk metnini yeniden küçük bir boyutta yeniden bastı.
orijinalinden tekrar denetleyerek yaptılar. Dolayısıyla bugün elimizde bulunan en iyi nutuk metni Yapı Kredi'nin başmış olduğu bu nutuk metni. Cemil'ciğim, bunu madem bu konuyu açtın, ben de şeyi bir söyleyeyim. Sanki zaten yeterince orijinalde problem yokmuş gibi. Nutuk'un ortada yapılan çevirileri, sadeleştirmeleri, işte yani 890 sayfayı 500'e indirirsen neyi attın, neyi tuttun meselesi Hakan, ortaya Nutuk'un çıkar. Keşke bir de çizgi romanını getirseydik. O da var. Yani Nutuk bütün o öğrencilere devamlı bedava dağıtılan bir metin, çok konuşulan bir metin ama ben öyle tahmin ediyorum ki o kadar da çok okunan bir metin değil. Yani bu zavallı Nutuk'un başına gelmeyen kalmadı. Biliyorsun Hıfzı Veli Dedeoğlu'nun öztürkçeleştirilmiş. Sadeleştirdim diyor. Fakat senin 34 edisyonundaki iki cilt burada tek cilde düşüyor. Bunun bir açıklaması olması dolayısıyla gerekir. Dolayısıyla biraz atlama zıplama olmak zorunda. Ama açıklıyor. Onu diyor ki Nutkun diyor Atatürkçülük açısından diyor önem taşımayan diyor yerlerini diyor almadım diyor. Demek ki Atatürk Fuzuli şimdi Fuzuli yani, konuşmuş zamanında. Bugünkü nesil, iki günde bitirebilirmiş konuşmasını o zaman. Yani bugünkü nesiller için diyor artık diyor önemini kaybeden diyor çok malzeme var. İstersen onu da bir onu da sen çünkü tarih renkte istersen izleyicilerimiz de onu peki, konuşalım. Peki yani şey, senin tarih renkte bu tarih metinlerinin nasıl tahrif edildiği nasıl intihal edildiği ve buna benzeyen bütün tarih metodolojisiyle ilgili problemleri yazdığın kitabında birçok tarihçiyi de eleştirdiğin kitabında bu söylem meselesine de değiniyorsun. Değindim. Yani orada mesela ben de zaten şimdi oradan bakarak okuyorum. Veli Dedeoğlu 78 yılında ilk yapılan baskıda söylevde anlatılan günümüzde ve ileride bütün kuşaklarca bilinmesi gereken düşünce ve olayların hepsini içeren bölümleri oldukları gibi Türkçeleştirdik ki bunlar söylemin 3/4'ünü oluşturmaktadır. Yani kendisi Nutkun 3/4'ünün her zaman her daim bilinmesi gerektiğini düşünüyor. Buna karşılık söylemin Atatürkçü düşünce açısından önem taşımayan ayrıntılara ilişkin kimi bölümlerini kısalttık ki bunlar da yapıtın 1/5'ini oluşturmaktadır. Şimdi 1/5'i zaten atıldı ve Atatürkçü düşünce açısından yani değerli değil. Atatürk'ün kendi söylediklerinin Atatürkçü düşünce açısından nasıl olup önem taşımadığının takdirini okuyuculara, izleyicilere bırakıyorum ama bir de hiç karışmadım neyi attığına. Yani burada ben tarih renkte niye attığına karışmış olsaydım çok şişerdi metin. Mesela Nutkun orijinalinde İngilizler Kürtleri şey yapıyordu, teşvik ediyor, ayaklandırmaya. Hele neyse Kürtlerle barıştık, onlar Türklerle bir oldu. Ayaklanmadılar, bizle beraber çalıştı Kürtler gibi bir parça varsa Veli Dedeoğlu bunu almamıştır metne. Ben de bir şey yazmadım. Çünkü bu artık Atatürkçü düşünceye uygun bir metin olmaktan çıkmış. Ben onu almadım. Ben sadece ne yaptım biliyor musun orada? Aldığına baktım. Aldığını nasıl aldığına peki baktım ve maalesef asıl tarifat da hiç dokunmadığım dediği yerde var. Yani yanlış çeviri, atlama, kelime sokma, çok herkesin bildiği Türkçe kelimeleri beğenmediği için çıkarma, Atatürk mesela Meclisi Milli diyor. Yani Osmanlı Meclisi'ni kastediyor. 1919 yılında hangi meclis olacak başka? Onu mesela Meclisi Mebusan diye çeviriyor. Atatürk merkezi hükümet diyor. Hükümetin merkeziye diyor. Daha Erzurum'dalar. Sivas yok, Ankara yok. Tek merkez İstanbul. Tek merkez zaten İstanbul. Dolayısıyla hükümet merkezi deyince İstanbul. Onu mesela İstanbul hükümeti diye hep karşılıyor. Atatürk mesela anasır diyor. Unsurlar diyor. Etnik gruplar diyor ve öyle kalması gerekirdi. Anasırı kim yerde şey olarak çevirmiş durumda? Gayrimüslimler, azınlıklar olarak çeviriyor. Gayrimüslimler olduğu zaman otomatik azınlık diyor. Peki anasır her yerde, anasır kelimesi azınlık anlamına geliyorsa, mesela Müslüman anasır dediğin zaman ne yapacaksın? Yani kısaca çok basit bir şey mesela Atatürk biraz önce bahsettik. Osmanlı Devleti'nin hiçbir medlülü kalmamıştı. Yeni bir Türk Devleti kurmak gerekiyordu diyor. O yeni kısmını çıkartıyor. Bir Türk Devleti kur. Çünkü yani o zaman eskiden de bir Türk Devleti vardı anlamına geliyor. Ama zaten öyleydi. Atatürk öyle düşünüyordu. Nesli öyle düşünüyordu. İttihat Terakki nesli Osmanlı Devleti'nin Türk Devleti olduğunu düşünüyordu.
milletin de Türk milleti olduğunu düşünüyordu. Şimdi mesela şurada bunun öyle olduğunu resmi tarihten göstereyim. Yani Atatürk'ün sağlığında yazılan şeyde Türk milletinin yeni bir devlet daha kurması. Bu ne anlama geliyor? Birçok kurmuş, şimdi birçok kurmuş. Daha. Osmanlı Devleti de Türk devletiydi. Tabii. Yeni bir Türk devleti dediğin zaman eskiler de Türk devleti oldu. Anlamına gelir. Tabii. Ama mesela Velidoğlu'nun edisyonunda Osmanlı başka, Türk başka. Osmanlı ortadan kalkarsa ancak Türk gelebilir. Atatürk yeni bir Türk devleti deyince yeni kelimesini oradan kaldırıyor. Hangi sadeleştirme gerekçesiyle? Yeni kelimesi anlaşılmayan, yeni nesiller tarafından bilinmeyen zor bir kelime midir? Evet. Bu tamamen aslında bir ideolojik bir paradigmayı değiştiriyor orada tabii. Zaten mesela Meclis-i Milli'yi de değiştirmesinin sebebi tabii budur. Doğru. Çünkü Osmanlı İmparatorluk'tur. Orada milli meclis olamaz. Dolayısıyla ona şey demek lazım. Meclis-i Mebusan demek gerekiyor. Bu minval gidiyor. Peki hakikaten. Yani daha zorlaştırıyor. İş daha da zor. Bir fikrim daha var. Şimdi nutuk 1927 yılında okundu. Sen programın başında dedin. Ben de seni tasdik ettim. Birçok siyasi ve askeri şahsiyeti de aslında çok olumsuz bir şekilde yerden yere vuruyor. Hesaplaşma zamanıydı. Kazım Karabekir'i, Ali Fuat Cebesoy'u, Refet Bele'yi, Rauf Orbay'ı. En fazla Rauf Orbay'ı. Falan. Yani özetlemek gerekirse bu kişiler aslında karşı devrimci. Yani Türk devrimine muhalefet etmiş olurlar. En hain dimağlar bunlar. Çünkü öyle bunlar geçiyor. Cumhuriyete karşı hilafetçi, saltanatçı, inkılabın dışında kalmış inkılaba karşı. Anlayamamışlar inkılabı. İnsanlar bunlar. Bu şekilde yansıyor. Öyle geçiyor. Bunlar en başına yani bir zaman birlikte her ne kadar yol alınmış olsa da, yoldaşlık yapılmış olsa da, silah arkadaşlığı yapılmış olsa da en başından beri aslında Atatürk'ün kafasındaki o milli sırrı bilmedikleri bilseler de ona asla katılmayacakları için. Zaten Atatürk de milli sırrı anlatırken bunu anlatmamamın nedeni anlatırsam hiçbiri benimle birlikte kalmazdı diyor. Zamanı geldiğinde anlattıkça da karşı çıktılar ve şeyden düştüler. Cumhuriyet kelimesini telaffuz bile edemiyorlardı diyor. Şimdi acaba Atatürk 1927'de bunları söyledikten sonra fikrini değiştirmiş olabilir mi? Olabilir. Çünkü 35 yılında Rauf Bey şimdi geriye döndü. Onu anlatacağım. Şimdi buyur şimdi anlat. İzin verirsen onu anlatacağım. Eğer bu fikrini ölünceye kadar muhafaza etmiş olsaydı şimdi anlatacağım hikaye olmazdı. Evet. Şimdi 1927 yılında bu kişiler hakkında böyle ağır ithamlarda bulunduktan sonra ve bu kişiler İzmir İstiklal Mahkemesi'nde İzmir suikastından dolayı yargılan Rauf Orbay mahkum olup diğerleri ancak beraat edip ayrıldıktan sonra siyasetten. Bütün bunlar olduktan sonra çok açık bir şekilde Hakan nutku tutuldu. tekrar canlı yayına geçiyoruz. Kayseri'ye canlı yayına geçiyoruz efendim. Peki.